Hoş geldiniz arkadaşlar. Üst sayılarla alakalı örneklerimizi çözeceğiz. İlk sorumuz 9 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 6 bölü 2 üzeri 24, 227 üzeri 4 ifadesi. Şimdi arkadaşlar bakıyorum ki çarpma ve bölme işlemi var ve tabanlar birbirine farklı. Ama ne görüyorum? 9 var. 9 3'ün kuvveti, 27 3'ün kuvveti. O zaman arkadaşlar bunu 3'ün kuvvetlerine çeviriyorum. 9 yerine 3'ün karesinin 7. kuvveti çarpı 3 üzeri 6. 27 yerine de 3 üzeri 3 yazıyorum. Dışarıda kuvveti olarak ne var arkadaşlar? 4 ifadesi var. Burada arkadaşlar üssü kuralını uyguluyorum. 3 üzeri üssün üssü var. 2 çarpı 7 14. 3 üzeri 14 çarpı 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri arkadaşlar burada ne var? Üssün üssü 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti. 3 çarpı 4 12. 3 üzeri 12. Arkadaşlar bakın. Çarpma var, bölme var. İsterseniz sırayla yapalım. Üstleri toplayalım ilk önce. Çarpmada üsler toplanıyordu. 3 3 üzeri 14 6. Ne yapıyorum arkadaşlar? 14'te 6'yı topluyorum. Çarpma olduğu için. Kaç olur? 3 üzeri 20 olur. 3 üzeri 12. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi ne yapıyorduk? Üstleri çıkartıyorduk. Bu 12'yi yukarı alacağım arkadaşlar. Yukarı alırken ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu değil mi? 3 üzeri 20 eksi 12. Artı 12 ne oldu? Eksi 12 oldu arkadaşlar. 3 üzeri 20'den 12 çıktı. 8. 3 üzeri 8 olarak ne yapıyorum? Sonucu buluyorum arkadaşlar. Üzeri x bölü 2 üzeri 7 eşittir 128'miş arkadaşlar. Bana x kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tür sorularda ne yapacağım? İlk önce şurada bölme işlemi var değil mi? Bölme işleminin kuralı neydi? Bunu yukarı atacağım arkadaşlar. Yukarı attığım zaman işaret değiştirecekti. Yani bu 2 üzeri x artı 7 eksi 7 olarak yazdım arkadaşlar. Eşittir. Sonra bu 128 arkadaşlar 2 üzeri 7 demektir. Bunun değeri. Şimdi bakın tabanlar eşit oldu değil mi? Üstü denklemimiz. Tabanlar eşit olduğu için üstlerde ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani x eksi 7 eşittir 7 arkadaşlar. Denklem oldu bir bilinmeyenli. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 7 karşıya attım arkadaşlar. Eksi 7 karşıya geçerken arkadaşlar 7 eksi 7 geçerken artı 7 oldu. Eşittir 14. X'i kaç olarak buldum arkadaşlar? 14 olarak bulmuş oldum. Evet. Diğer sorumuz. 5 üzeri eksi 10 bölü 5 üzeri 7 eşittir. 5 üzeri kare ise kare kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın yine bölme işlemi var. Bölme işleminde bu 7'yi yukarı atacağım arkadaşlar. Yani yukarı atarken ne olacak? İşaret değiştirecek. Yani 5 üzeri eksi 10 artı 7 geçerken eksi 7 oldu arkadaşlar. Evet. Ne oldu? 5 üzeri kare. Tabanlar eşit mi arkadaşlar? Evet. O zaman ne olacak? Üstlerde eşit olacak. Yani karemiz eşittir. Eksi 10 eksi 7. Arkadaşlar eksi 10 eksi 7. Bakın tam sayılarda bu tür ifadeleri gördüğünüz zaman İkisinin işareti de eksi ise sonuç eksi olacak. Sayıları topluyorsunuz arkadaşlar. 17, 17. Yani eksi 17. Kare kaçtır arkadaşlar? Eksi 17. 2 üzeri x eksi 1 eşit 3 ise 4 üzeri x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ben şu ifade arkadaşlar 2'nin kuvveti değil mi 4? Yani bu 2'nin ikinci kuvvetinin x'inci kuvveti arkadaşlar. Bu ifade. O zaman bana ne gerekiyor? 2 üzeri x lazım. Arkadaşlar bakın üstün üstüdür. Ne olacak? Bunlar yer değiştirebilir. Yani 2 üzeri x'in ikinci kuvveti. Bu neye eşit? 4 üzeri x arkadaşlar. O zaman şuradan ben verilenden 2 üzeri x eksi 1 eşit 3'ten 2 üzeri x'i bulmam gerekiyor. Şuradaki ifadeyi bulmak için. Şimdi bu nasıl bir ifade? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 olarak ben bunu yazabilir miyim arkadaşlar? Evet.
eşittir 3. Şimdi 2 üzeri eksi 1 arkadaşlar, bana 2 üzeri x gerektiği için her iki tarafı 2 üzeri x 2 üzeri eksi 1'e bölüyorum. 2 üzeri eksi 1'e bölünce bunlar sadeleşti mi arkadaşlar? Evet. 2 üzeri x eşittir. Arkadaşlar şunun değerini yazacağım yerine. 3 bölü 2 üzeri eksi 1'in değeri 1 bölü 2 midir? Evet. Bakın ne oldu? Rasyonel sayı değil mi arkadaşlar? Bunlar ne olacak? Birincisi aynen kalır. İkincisi ters çevir çarp. 2 bölü 1 olarak yazdım. 6. Yani arkadaşlar ben 2 üzeri x'i kaç buldum? 6 buldum değil mi? Şimdi geliyorum ben bu ifadeyi denklemde yerine yazacağım arkadaşlar. 2 üzeri x gördüğüm yere 6 yazacağım. Yani bende ne vardı? 2 üzeri x'in karesi var değil mi? 2 üzeri x kaç buldum? 6. 2 üzeri x gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6'nın karesi eşittir 30. 6'nın karesi oldu arkadaşlar bakın. 2 üzeri x gördüğüm yere 6 yazdım. Burada 6'nın karesi oldu. O da eşittir 36 olmuş oldu. Diğer sorumuza gelirsek arkadaşlar, 3 üzeri x eksi 1 eşit 2 ise 3 üzeri x kaçtır diye soruyor. Aynı şekilde bu ifadeyi 3 üzeri x bölü 3 üzeri 1 olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Diğer sorudan farklı olarak da. İster çarpım durumunda eksi 1. Eksi 1 neydi? Bunu rasyonel ifade yapıyordu arkadaşlar bu ifadeyi. Buraya yazabiliyorum. Eşittir 2. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman arkadaşlar 3 üzeri x eşittir 3 çarpı 2 6. Şimdi benden ne istemişti arkadaşlar soruda zaten? 3 üzeri x'i istemişti. Ne yaptım? 3 üzeri x'i buldum mu? Evet, 3 üzeri x kaçmış arkadaşlar? 6 olarak buldum. Üzeri x eksi 1 eşit 5 ise 9 üzeri x kaçtır? Aynı şekilde yazıyorum arkadaşlar. 3 üzeri x bölü 3. Değil mi aşağıda? Eşittir 5. O zaman içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 üzeri x eşittir 3 çarpı 5 15. Şimdi arkadaşlar 9 üzeri x ifadesine gelince bu ifade arkadaşlar 3'ün karesinin ikinci kuvveti mi? Evet. Kuvvetler yer değiştirebilir arkadaşlar. Sayımız pozitif olduğu için 3 üzeri x'in karesi oldu. Ben 3 üzeri x'i arkadaşlar 15 olarak buldum mu burada? Ne yapıyorum? X gördüğüm yere 3 üzeri x gördüğüm yere 15 yazıyorum. Yani 15'in karesi oldu. O da eşittir 225. Evet, toplama işlemi arkadaşlar. Bu tür soruları ne demiştik? Üst ifadelerin toplamında neye bakıp tabanlar aynıysa üssü küçük olana göre ortak çarpan parantezini alıyordum. Ama bakıyorum ki arkadaşlar burada ifadelerimin hepsi 2 üzeri 8. Bu kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var değil mi? O zaman ben bu ifadeyi 4 çarpı 2 üzeri 8 olarak yazabilirim. Şimdi 4 nedir? 2'nin ikinci kuvveti. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 2 üzeri 8 eşittir. Tabanlar aynı. Üstleri topla. 2 üzeri 8 artı 2 10 olmuş oldu. Evet. 4 üzeri 7 artı 4 üzeri 7. 4 üzeri 7. Kaç tane varmış arkadaşlar? 16 tane varmış. Bana değerini soruyor. Toplama işlemi mi? Evet. Hep 4 üzeri 7 mi arkadaşlar kuvvetler? Evet. Kaç tane var? 16 tane. O zaman ben bunu 16 çarpı 4 üzeri 7 olarak yazabilirim. 16 arkadaşlar 4'ün ikinci kuvveti çarpı 4'ün yedinci kuvveti eşittir. Çarpma işlemi üstleri toplar. 4 üzeri
9 olarak sonucu buldum arkadaşlar. Evet. Bu soruda arkadaşlar 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 bölü 4 çarpı 4 çarpı 4. Şimdi bir yukarıda toplama işlemi. Toplama işlemi de neydi? Hep üstler aynı mı? Evet. Kaç tane var arkadaşlar burada? Burada 4 tane var değil mi? O zaman bunu 4 çarpı 2 üzeri 10 olarak yazabilirim. Bölü. Paydada kaç tane 4 var? Çarpma işlemi. Evet. Üstleri topla. Üstleri 1, 1, 1 mi arkadaşlar? Evet. 4 üzeri 3 yaptı değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorum? Bunları 2'nin kuvvetine çeviriyorum arkadaşlar. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10. 4 de burada 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti. Eşittir. Üstleri topla 2 üzeri 12. Üstün üstü var arkadaşlar. 2 üzeri 2 çarpı 3 6. Bölme işlemi mi? Evet. Bölmede ne olacaktı? Bu yukarı gidecek arkadaşlar. 2 üzeri 12 eksi 6 eşittir. 2 üzeri 6 olarak ne yaptım? Sonucumu buldum arkadaşlar. 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 16 kaç basamaklıdır diye soruyor arkadaşlar. Bu tür soruda şunu yapacaksınız. Kaç basamaklı sorularını 10'un kuvvetine çevireceksiniz arkadaşlar. 10'un kuvvetine çevirmek için 10'un çarpanları olan 2 ile 5'i bulmanız lazım. Yani 2 ile 5 elde edeceksiniz. Burada verilen sayılar 2 ile 5 mi? Evet. Üstlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Üstleri küçük olana göre sayıları ayarlayacağız. Bakıyorum 1'in üzeri 20, diğerin üzeri 16. Ne yapıyorum? 16'ya göre üstleri ayarlayacağım arkadaşlar. Bunu parçalıyorum. 20'yi 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 16 mıdır? Evet. Bunu üstleri topladığın zaman 2 üzeri 20 yapıyor. Eşitlik aynı. Şu arkadaşlar üstleri aynı olan ve tabanları farklı olan üst ifadenin çarpımıydı. Bunu ortak tabanda çarpıyoruz değil mi? Ortak üst altında tabanları çarptım. Kaç oldu arkadaşlar? 2 üzeri 4 16'dır arkadaşlar. 16 çarpı 10 üzeri 16. Bunun manası anlamı şudur arkadaşlar. Burada sayıdan sonra 16 tane sıfır var demektir. Yani burada 16 tane basamak bundan geliyor. Burada 10'un kuvvetinin önündeki basamak sayısına bakacağım arkadaşlar. Varsa basamak sayısı. Kaç basamaklı? 2 basamaklı. 2 basamak da buradan geliyor arkadaşlar. Buradan da kaç basamak geliyor? Artı 16 basamak. Toplarsanız arkadaşlar 18 basamaklı bir sayıdır arkadaşlar. Evet. Bakın 16'dan sonra 16 tane daha sıfır var arkadaşlar. 16 tane sıfır. 2 tane de bu sayımız toplam 18 basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.